Eşin sağlık sürecinde umudunu hiç kaybettiğin oldu mu? Eşimin hastalığı evet, döneminde. Önce onunki geldi ya. Yok. Alper. Hayır. Hiç. Hiç aklımdan bile geçmedi. Yani ben önce... Alper'i ben setteydim çünkü. Gittim hastanenin acilinde gördüm. Hemen onu oradan çıkarmak isteği. Çünkü konuşamıyor. Ben onun ifadesinden anladım. Oradan gitmek istiyor. Hmm. Onu oradan çıkardım ve hiç durmadan onunla konuştum. Hiç durmadan. Beni anladığını biliyordum çünkü. A sesini çıkaramıyordu Alper. Yani ilk birkaç gün. Hemen bir kocaman bir kağıt alıp bütün alfabeyi yazdım, harfleri. Hiç durmaksızın bu ne? Çünkü bilemiyordu. Nefret etti benden. Benden nefret edene kadar çalıştım onunla. Ama yol aldık. Tabii ki sadece ben değil. Alper çok... Hiç umutsuzluğa kapılan bir hasta olmadı. Yani o kadar hep niye bu benim başıma geldi demedi, ben şimdi ne yapacağım demedi. Bana ve kendine çok yardımcı oldu. Öyle olmasaydı da ben vazgeçmezdim. Yani ben vazgeçemiyorum yani. Son nefes vazgeçmek benim için. Senin de bilmediğin şeyler var demek ki. Vazgeçmeyi bilmiyorsun. Evet. İyi ki. Şey diyecektim, sen hastalığın peki daha sonra... Garip bir şekilde sen hastalandın. O sırada seni hayata bağlayan neydi diye sorsam? Alper'in varlığı. Alper çok paniğe kapıldı ben hastalanınca. Bu arada o toparlanmıştı biraz. Tabii o toparlanmıştı. Kardeşlerim, yeğenlerim, babam. Delirdiler tabii. Babamın önce haberi olmadı. Hiç babama bahsetmedik yaşı olduğu için. Basında çıkınca yani... Orada babamı ikna etmem çok, beni en çok orası yordu. Babacığım iyiyim, merak etme, bak işte konuşuyoruz falan. Eşini de tabii kaybetmiş ki, birisi. Aklına bir sürü şey geliyor. Bir sürü şey tabii ki. Kimseye Allah evladıyla sınamasın. Yani her şey sıralı olsun. Nasıl bir cümleymiş onu yaş aldıkça öğreniyoruz. Dolayısıyla ben benim başıma bu gelince şöyle dedim. Buradan öğrenmem gereken bir şey var muhakkak da. Bana bunu anlayacağım şekilde göster ey hayat. Yani hayatla konuşuyorum. Pek çoğumuz yapıyoruz büyük ihtimalle. Aldın mı cevapları? Buldun mu? Aldım. Aldım. Rahatsın yani. Biliyorsun. Daha bitmiş bir süreç değil. Biraz yolum var ama halledeceğim herhalde ya Ahmetciğim. Yazarak da paylaşacaksın bizimle i̇nşallah. Galiba. Çünkü öyle görünüyor. Evet inşallah.